yürüyor. Günden sonra bekliyoruz. Tayyip halkımızı, halkını gasp ediyor. Onun için buradayız. Hakkımızı geri almak için buradayız. Ülkede olup bitenlere biraz karşı duruş sergilemek, gençlere destek olmak için buradayım. Bazı öğretmenim. Bazı şeylerin de farkında olduğumuz için artık sabrımızın taştığını düşünüyorum. O nedenle buradayım. AKP hükümeti iktidara geldiği günden beri her zaman çalışanların bütün özlük ve sosyal ekonomik hakkından kısıtlı bir politika izlemektedir. Ve geldiği günden beri çıkardığı yasalarla, torba yasalarla haklarımızı gasp etmektedir. Son yapılan ve şu anda yine meclis gündemine getirilen ve iş güvencemizi ortadan kaldıran yasaya tepki amaçlı aldığımız grev kararı ve yine son bir haftadır AKP faşizminin ve polis şiddetinin devam etmesinin gelinen noktayla birleşmesi de bu anlamda grevimizin daha anlamlı kılmaktadır. Bugün esnek çalışma koşulları, ücret adaletsizliği için alanlardayız. Aslında iki hafta önce eylem planımızı, grevimizin şiarını bu anlamda koymuştuk ama son bir haftada ülkede gelişen olaylar bizim grevimizin gündeminde Gezi Parkı ile beraber toplumsal muhalefetin tüm talepleri üzerinden bir talep istemeye ve irade koymaya yönlendirdi. Memurum, 657'ye tabiyim ama sanıyorum 657 de kalmayacak artık. İş güvencemiz tamamen elimizden alınacak. Bakanın da çıkıp dediği gibi kimse kendini devleti kendi arkasında görmesin. Bu nedir? İş güvencesizliğimizi tasdiklediler. Zaten kamu meclise de sundular. Esnek çalışmayı getiriyorlar. Yakında sözleşmeli yapacaklar. Bizi resmen sürecekler şehirden şehire. Bunun için mücadele veriyoruz. Bunun yanında tabii ki Türkiye'nin sorunları bitmiyor. Doğa katliamından insan katliamına kadar bugün her şey devlet, daha doğrusu iktidar saldırı pozunda. Bütün eleştirileri kendisine yapılan saldırı olarak görüyor ve bastırmak için kolluk kuvvetlerini kullanıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. AKP tek başına %50 iktidar gücünü kullanarak her türlü uygulama yapacağına inanıyor ama halk, emekçiler buna karşı duracaktır ve bu faşizan uygulamalarını engelleyeceğine inanıyorum. Başbakan iki haftadır grevde olanlara, pardon eylemde olanlara çapulcu dedi. Ne diyorsunuz? Yani başbakanın zaten üslubu ve ifade tarzı toplumsal barışı devamlı baltalamaya yönelik. Kendisi %50'sinin, evde oturan %50'sinin de evde zor durduğunu ifade etti. Biz bu çatışmanın parçası olmayacağız. Başbakanın ifadesini zulüm ile abat olanının sonu berbat olur şeklinde yorumluyorum.